Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni almış olduğunuz bir FreeDOS laptopu Windows kurulumu sırasında touchpad'i çalışmıyorsa eğer bunu nasıl çözersiniz bundan bahsedeceğim. Biz laptopumuzu sıfır olarak aldık. FreeDOS aldık. Bu FreeDOS demek içinde işletim sistemi olmaması. Bir tane USB bellek hazırladık ve bu USB belleğe Windows'un ISO dosyasını boot ettik. Şimdi kurulum yaparken touchpad'imiz çalışmadı. Yani bu touchpad'i kullanamadık. Nasıl çözeceğiz? Klavye yardımıyla ileri diyebilirsiniz veya harici bir mouse kullanabilirsiniz. Ne yapıyorsunuz? Bakın tab tuşunu kullanıyorsunuz. Tab tuşuyla bakın ileri geldi. Şimdi arkadan Enter'a bas. Enter ya da boşluk tuşuna basabilirsiniz. Şimdi buraya yine aynı şekilde tab tuşunu kullanıyoruz. Bakın sözleşme kısmına geldi. Yine boşluk tuşuna basıyoruz. Tab tuşuyla ileri geliyoruz. Yine boşluğa basıp ya da Enter'a basıp ileri diyoruz. Burada yükseltme kısmı geldi. Özel kurulum diyeceğiz. Burada bakın diski görmedi. Bu farklı bir sorun. Bugünkü problem şuydu. Bunu da şimdi farklı bir video yapacağım. Yeni almış olduğunuz laptopta FreeDOS yükleme yaparken diski görmüyorsa bunu nasıl çözersiniz? Bundan bahsedeceğim. Aslında diski görüyor ama burada görmüyor. Bunun driver'ının yüklenmesi gerekiyor. Yeni bir ISO dosyasıyla Windows yüklemeye çalışıyoruz. Yani bugünkü videomuzun konusu şuydu. Bir yeni bir laptop aldınız. Windows'u boot edeceksiniz. Yani Windows'u yükleyeceksiniz yeni FreeDOS laptopunuza. Touchpad'i çalışmayabilir. Bunu tab ve boşluk tuşuyla kurulumu yapın. Kurulum bittikten sonra Windows güncelleştirmesini yapın internete bağladıktan sonra sorun çözülecek. Fakat ben bu tab ve boşluk tuşunu kullanarak yapmanızı önermem. Çünkü Windows yükledikten sonra güncelleştirme falan çekiyorsunuz ya. Harici bir mouse varsa kablolu veya kablosuz. Biz kablosuz mouse'umuz vardı. Bunu bağladık. Bu şekilde çözdük. Yani sadece yapmanız gereken Windows yüklemek. Windows yüklendikten sonra Windows güncelleştirmelerini yapmak. Windows güncelleştirmelerini yaptıktan sonra sorun çözülecektir. Eğer bu sorunla karşılaştınız, Windows'unuzu harici bir mouse takarak yüklediniz, güncelleştirmeleri de internete bağlayıp yaptınız, bilgisayarı yeniden başladın, tekrardan güncelleştirmeleri de deyin, iki kere güncelleştirmeleri deyin. Yine çözülmezse yorum kısmına yazın, ben size destek vereceğim. Diğer yöntemlerde yorum kısmında size bahsederim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.